Bir mülahaza yok ise şayet başlıyorum. Bâbu men râ'a izeştara ta'amen cizâfen. Bir kimse yiyecek satın alsa ama cizaf yoluyla, yani doğru düzgün ölçmeden, tartmadan. En lâ yebi'ahu, bunu satmasın. Hatta yu'viyahu ila rehlihi, ta ki bunu bineğine, kendi bineğine yükleyinceye kadar. Vel edebi fî zânike, ve buna dair usul, adab diye İmam Buhari başlık atmış. Hadise geçelim. 2030 nolu hadis. Haddesena Yahya bin Bukeyr'in, bize Yahya bin Bukeyr anlattı. Haddesena Leysu, bize Leys anlattı. An Yunus'a, o da Yunus'tan. An İbni Şihab'in, o da İbni Şihab'tan. Kale, dedi ki, Akhberani Salim bin Abdullah, bana Salim bin Abdullah haber verdi. Enne İbni Umar radıyallahu anhuma, İbni Ömer radıyallahu anhumanın kale dediğini. لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. İnsanları gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yebta'un, alışveriş yaparlardı. Cizafen, ölçüsüz tartısız. Yani ta'ama, yani yiyecek alışveriş yaparlardı. Yudrabune, bunlar darp edilirlerdi. En yebi'uhu fi mekanihim, aldıkları şeyleri olduğu yerde satmamaları hususunda darp edilirlerdi. Hatta yu'uhu ila rihalihim, ta ki bineklerine yükleyinceye kadar. Bu hadiste anlaşılıyor ki cizafen satış, yani ölçü tartı olmaksızın satış değil sorun. Bu dövülmelerinin sebebi böyle aldıkları ürünlerin kendi bineklerine yükleyip başka yere intikal ettirmeden olduğu yerde başkalarına satmaları. Bundan engelleniyorlardı şeklinde. Halbuki geçen ders okuduğumuz hadiste cizafen satıştan ötürü darp ediliyorlardı diye bir ifade vardı. Acaba o da mı Abdullah bin Ömer'den gelen bir hadis? ...2024 nolu hadis, geçen derste okumuşuz. Tekrar okuyalım. Evet, Abdullah bin Ömer'den gelen rivayet bu da. Bu rivayeti bize Abdullah bin Ömer'den oğlu Salim yapıyor. Demin bizimkinde hangisiydi son okuduğumuzda? Nafi yapıyor. Biri Salim'den, biri Nafi'den gelen iki rivayet. Ve bu tür farklılıklar çoğunlukla bu ilk elde oluşur. Yani Abdullah bin Ömer'den sonraki ya Salim ya Nafi. Bu karakter Salim karakteri, öteki Nafi karakteri rivayeti açısından. Salim bize babasından aktarırken demiş ki, o da aynı demiş. Ra'eytul lezine yeşterûne ta'ame mücazefeten. Ben mücazefe yoluyla satın alan kimseleri gördüm. Yudrabûne, dövülürlerdi. Ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. En yebi'uhu, satmamaları hususunda. Hatta yu'uhu ila rihalihim, ta ki bineklerine bunu yükleyinceye kadar. Yani bineklerine yüklemeden satışları hususunda darp ediliyorlarmış. Burada da aynı. Hafızam beni yanılttı herhalde. Çünkü ben mücazefe satışından ötürü darp edildikleri gibi bir şey hatırladım. Ya öyle ayrıca bir hadis vardı ya da ben öyle yanıldım. Daha geri gidiyorum. Ama öyle bir şeye denk gelmedim. Hatırlarsanız geçen ders bu mücazefe yoluyla olan satışta sanki öyle bir şey vardı darp edildiklerine dair. Ama yok, bayağı geri gittim. O zaman Salim ve Nafi rivayetleri örtüştü. Her ikisi de mücazefe yoluyla, yani ölçü tartı olmadan satın yapılan satışlarda Resulullah zamanında.
yüklemeden, kendi bineklerine yüklemeden satanların dövüldüğüne dair. Evet, onları konuştuk. Evet. Yani mücazefe türünden satışın hoş olmadığını konuştuk da, darp bunun için miydi, yoksa kendi bineklerine yüklemeden sattıkları için mi darp ediliyorlardı? Demek ki etrafta birileri var çarşıda, pazarda Resulullah'ın görevlendirdiği. Bunlar bu türden satış gördüklerinde müdahale ediyorlar. Aslında biraz kafamızda canlandırırsak bu neye karşılık geliyor? Yok, onlarınki zabıtaya karşılık geliyor da bizim bu arada rol alanlar neye karşılık geliyor? Yani diyelim köylü, simsarlara karşılık geliyor. Köylü getirmiş, indirmiş, ilk önce bizim bu adam yanaşıyor ona. Hemen satın alıyor ondan. O arada gelen başkaları oluyor tabii. Bu hemen o malı başkasına satıyor. Yani mala henüz eli bile değmedi. Hiç malla bir şey olmadı. Ve bu rahatsız edici bir durum. Hemen oradan başkasına satılıyor. Öteki köylü veya ilk satıcı böyle baka kalıyor. Biz sattık buna. Bu bizim burada. Daha malı biz kendisine devretmeden sattı başkasına. Yaptığı tek şey bana para verdi. Ötekinden daha fazla para aldı. Yani ürünün hiç zahmetine girmedi, hiç içine girmedi. Bu türden olanlara müdahale ediliyormuş. Bunlar uyanık takılan şeyler, uyanık tacirler bunlar. Yani o gün akşamına ona para ver daha fazlasını şundan al, ona para ver daha fazlasını filancadan al şeklinde sürekli ticaret yapıyorlar bunlar. Allah'ın elçisi de bunun oluşturduğu, görünürde kuralları sağlıyor, ticaret yapıyor gibi ama o bir psikolojik şey var, sorun var orada. Yani bizim üzerimizden para kazandı diyor. O adam her yerde söyler onu. Biz sattık ona 3 liraya, daha malı buradan şey yapmadan 4 liraya veya 5 liraya başkasına sattı. Biz o sattığı adamın arabasına yükledik malı. Hatta şöyle bile olabilir, satın aldım ben senden, o arada malı sattım başkasına, müşterisini biliyorum, buldum, sattım başkasına, daha size paranızı bile ödememişim yani. O aldığım adamdan aldığım parayla getirip sizin paranızı ödüyorum. Kâr da öylece bana kalıyor. Bunların önlenmesi için satın alan kişinin malını alıp kendi şeyine intikal ettirmesi. Böylece satıcı da görmesin artık onu, kime sattığı, kaça sattığı, kaç günde sattığı. Belki getirir getirmez sattı. Bilmez artık ama, dolayısıyla rahatsız da olmaz. Ama hemen oracıkta satarsam rahatsız olur. Olsun rahatsız, bize ne diyemeyiz. Cayarsan olacak. Çamura yatarsan olacak. Al sana kavga. Hem de 3 kişinin içinde olduğu. Son alıcı. Ortada alış satış yapan. Ve ilk satıcı. Her şey çıkabilir oradan. O zaman mekanik oluyor. Üretici, ticaretle alakası olmadığı için bile malını pazara gidiyor, satmak için, piyasa araştırması yapacak. O piyasa araştırması yapmak fırsat bırakmadığı için o anda simsarı alıyor. Evet, ürünü geliyorlar, görüyorlar. Pazarı, piyasayı bildikleri için ondan alıyorlar o ürünü. Evet. Ama aldıktan sonra akıllıysalar mallarını götürürler kendi alanlarına. Ama o adamın orada bırakıp da oradan başkasına satmaya kalktıkları zaman alanların, yani başkalarına kaça sattığına tanık olması ilk satıcının rahatsız eder onu. Bu problem de mal alıcı bir kişi değil ya, mesela birden çok kişi var. Birden çok kişi bir kişi mal almak için oraya mücadele ediyor o çarşıda. Sorun orada kaynaklanıyor gibi yani. Bir kişi alsa da bir başımsız da gene belki de mesela çok kardeşi olmaz. Bir kişi mal getirmiş, 5 kişi o mal almak istiyor. Olsun, o aynı de pazar, fiyatı yükselir, o iyi bir şey. Hocam, bir pazarda bir şeyler var, bu canlı hayvanlar, köylü garibandır, cambazlar var. Mafya. Cambazı arıyordum ben. Simsar değil de cambaz. Aynı şey.
İşte öyle olmasın istiyor. Ama onların da bir rolleri var. Onlar da bir, yani bir şey yapıyor. Sonuçta adam malı satın almak istiyor. Engel olamazsınız. Zorla satın alma o ayrı bir şey.